Halkın haberinin akışını yapıyoruz. Editörüm Ezgi ile birlikte. Aa, bu haber. İmam Bakır Üküş. Hayır, bırakamazsınız. Asla bırakamazsınız. Diyen kurultayda ikinci turda böylesine ciddi fark alınmasına neden olan isimlerden biriydi Kılıçdaroğlu saflarında. O soruyu soralım mı? Evet. Onu yazdık Ezgi ile. Herkes ama herkes İmam Bakır Üküş kim? Nasıl oraya geldi? Nasıl böyle bir çıkış yaptı? Bunu konuşuyor. Birkaç cevap vermek gerekiyor. Onun ağzından. Herkes konuştu. Görüntü yayınlandı biliyorsunuz. Operasyon vardı. Ben o operasyonu durdurdum diyor. Şimdi çok enteresan. Hangimiz olursak olalım bir parça kamuoyunun gözü önünde Google amcama isim soy isim yazdığınızda o arama çubuğuna enter'a bastığınızda mutlaka kimdir ibaresi çıkıyor. Oturduğum İmam Bakır Üküş çalıştım ama inanır mısınız? Çok yeterli bilgiyi bulamadım. Birçok karmaşık bilgi var. 1981 doğumlu yazmış kurumsal internet siteleri. Ya 81 doğumlu olabilir mi Allah aşkına? İmam Bakır Üküş, görevi, görünen, İstanbul Gerçeği gazetesinin genel yayın yönetmeni. Fotoğraf albümüne görsellere tıkladığınız zaman Kılıçdaroğlu'yla bu fotoğrafı, bir de bu fotoğrafı makamda. Teşekkür ederim Enes, güzel döndün. Gözüküyor ve bir de o unutulmaz kayıt. İkinci tur oylama başlamış ve bırakamazsınız diyor. Unutmadınız. Şimdi sormuş gazeteciler. İmam Bakır Bey, neden böyle bir durum ortaya çıktı? Ben devrimci ve siyasi bir çizgiden geliyorum. Siyasi aktivist, siyasi tavrı olan bir insanım. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması için ben kendi adıma sorumluluk aldım. Bunun gereğini yaptım. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de Kılıçdaroğlu'nun ortak Millet İttifakı adayı olması için kendi çapında çalışmalar gerçekleştirdiğini vurguluyor. O gece ne oldu? Oylama başladıktan sonra Kemal Bey'in çekilmesini istediler. İkinci tur oylama. Gece yarısını geçmiş saatler. Çünkü Kemal Bey'e 50-100 oy aldırmak istediler. Buna izin verir miyiz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırma operasyonu yapılıyordu. Biz bu operasyonu durdurduk. Çok enteresan. İmam Bakır Bey'in siyasi geçmişini bilmiyoruz. Meslek kariyerini bilmiyoruz. Hangi okulları okudu bilmiyoruz. CHP'deki görevi ne bilmiyoruz. CHP'de daha önce hangi görevler aldı bilmiyoruz. Ama en kritik yerde, en kritik hamlelerden birisini yaparak ikinci tura ite ite, zorlaya zorlaya Kemal Bey'i sokarak operasyonu durdurdum. İtibarsızlaştırmanın önüne geçtim diyorsunuz da İmam Bakır Bey, sonuçların ardından Kemal Bey çok daha zor durumda kalmadı mı? En çok hatırlananlar en son söylenenlerdir. Nasıl bir iz kaldı peki? Hangi operasyonu durdurdunuz? Sonuçta delege oy veriyor. Onlar da CHP'nin neferleri, önemli isimleri. Kemal Kılıçdaroğlu için biz birlikte yola çıktık ve bu kararı birlikte aldık. Seçim yenilgisinden sonra CHP liderliğine devam kararını mı birlikte aldınız? Hangi sıfatla aldınız? Çekilme kararını bireysel olarak alamazsınız. Yani birlikte omuz omuza yürüdük Kemal Bey'le ve ben çekiliyorum açıklaması için danışılmadan, bana danışmadan o kararı almasına izin veremezdim. Operasyonu da bozduk, itibarsızlaştırmanın da önüne geçtik. İmam Bakır Bey, bütün Türkiye sizi merak ediyor. Gerçekten kaç yaşındasınız, nereyi okudunuz, hangi işlere imza attınız, CHP'de hangi görevlerde bulundunuz, hangi seçimlere girdiniz bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. O akşam o görüntüler Türk siyasi tarihine geçti. Kemal Bey anlamında da, özelinde de negatif bir anlam oluşturdu. Bunu bilir, bunu söyleriz. Oysa düzgünce alasmarladık diyerek, alkışlarla, omuzlara alınarak, onursal başkan nidalarıyla Kemal Bey o kurultaydan çıkabilirdi. Söylemek lazımdı. Meral Akşener, asla ama asla yerel seçimde 31 Mart'ta ittifak kurmayacağım. Her yerde kendi adıma, kendi adaylarımla çıkacağım. Dedi mi? Dedi. Peki.
Kemal Bey o zaman CHP Genel Başkanı'ydı. Gerilim de var tabii seçimden sonra. Gerim gerim gerilim hem de. Ekrem İmamoğlu. Kongreye mührünü vuranlardan. Ve bugün İstanbul'da. Belediye seçimleri için ittifak olabilir mi? Yeniden bir sandıkta ittifak. Ekrem Bey bunun için çalışacak. Değişim olursa ittifak kapısının açık olacağını, olabileceğini söylemiştiniz. Bu yönde temaslar başladı mı, var mı? Yani değişim olunca diye bir eşleştirme yapmadım ama ben her zaman ittifakın olabileceği ihtimalini savundum. Yani biz zaten toplumsal ittifakı savunurken bunun içerisindeki siyasi görüşleri ya da siyasi paydaşları asla yok saymayarak bunu söyledim. Bunun mümkün olacağını, müzakerenin, istişarenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum ve inanıyorum. Toplumsal bütünlük, kabiliyetli bir yönetim anlayışı ve kazanan bir muhalefet olma adına buna her muhalif görüşün ve partinin ilgi duyacağını düşünüyorum. Bu kapsamda genel başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi de irtibata, diyaloğa açık birisi başından beri. Ben bu yönüyle de yeni müzakerelerin, yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin liderliğini yapmak zorunluluğu vardır. Bu illa siyasi partiler üzerinden olmayabilir. Toplumsal bir muhalefetin liderliğinden de bahsediyor olabiliriz. İşbirliği içerisinde anlamlı, akılcı bir siyasi ittifakın da olabileceği ihtimalinin altına dipnot olarak düşüyorum. CHP eski milletvekili, aynı zamanda meslektaşımız gazeteci, Barış Yarkadaş. Ekranlarda son dönemde vekillikten ayrıldıktan sonra tartışma programlarında yorumcu olarak görüyorsunuz. Kendini fena halde bağladı. Özgür Özel bu kurultayda CHP genel başkanı olsun, ben gazeteciliği bırakıyorum. Twitter'ın, X'in en çok konuşulan meselelerinden. Kısa, 35-40 saniye bir kurultay öncesi o cümleleri hatırlayalım. Sonra gözyaşları içinde ben mesleğe ara veriyorum diyecek. Ama önce kendini bağladığı arkadaşın o sözleri. Partide bu değişimciler, Kılıçdaroğlu'cular tartışmasına çok sıcak bakmıyorlar. Ama güncel hani gazetecilik deyimiyle sorduğun evet. için söyleyeyim. Yani değişimci olarak kendisini ifade eden grubun tüm kurultaylarda olduğu gibi 350 ile 400 arasında oy alabileceğini düşünüyorlar. Bu CHP değil midir, için zaten yani. Normaldir. Kemal Bey kendi eliyle yazdığı kurultay delegelerinin bile tamamının oyunu alamaz. Sayın Bakanım da bilir. Listeye giremezsin parti meclisine. Bir sürpriz olur mu? Yani genel mesela kurultay günü sizin nereyi yapsak? Barış arkadaş ben süreci doğru okuyamamışım. Özgür Özel kazandı. Vallahi pardon. Deme ihtimaliniz de var mı? Özgür Özel tarihe... seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım. Ay çok iddialı oldu. Vallahi mesleği bırakırım. Vallahi mesleği bırakırım. Evet, birkaç gün sonrası desem kurultay bitti ve sonuç. Dün gece Barış Yarkadaş gözyaşlarına boğuldu. Gazeteciliğe ara veriyorum, bırakıyorum dedi. İlginçtir, Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak ne dedi biliyor musunuz? Aman Barış'ın gazeteciliği mesleği bırakmasını istemem. İlginç, işte veda sözleri. Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Bugün itibariyle 23.49 itibariyle TV100 ekranlarından Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap veriyorum. Ve saat 23.49 itibariyle sizlerin huzurunda söz verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. Bu kararımı bugün TV100'ün genel yayın yönetmeni Alican Değer'e de bildirdim. Kararımı kendilerine ilettim ve aktif gazetecilik yapmayacağımı, artık haber yazmayacağımı, çünkü gazeteciliğin özü nedir? Haber yazmaktır. İfade ettim. Hayata bakışımızda çok fark var ama sen bu mesleği seviyorsun. Ve hiç daha ben görmedim ki, ben de konuk olarak geliyorum, çağırıyorsunuz. Hiç daha görmedim ki senin elinde notların, birçok notun olmasın.